bize bana bile sormuşsun ya. Aynen abi. Hadi sadece. Arkadaşlar, yavaş mı gelin? Böyle gözüküyor. Sayın Vali dönerdi, biz geldi, hay hay dedi. Bugün hep beraber Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız, Koca Sinan Belediye Başkanımız, tüm siyasi partilerimiz, tüm hemşehrilerimizle birlikte 6 Nokta Körler Derneği Başkanı'nın ve yönetiminin öncülüğünde hem bir farkındalık oluşturmak hem de onların yaşadığı zorluklara dikkat çekebilmek, biz idarecilerin de yolda yürürken onların yaşadığı duyguları hissederek hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye tekrardan istişarelerde bulunma vesilesiyle bugün bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Yolda gelirken özellikle Büyükşehir Belediye'mizin ve ilçe belediyelerimizin yollara yaptıkları sarı şeritlerin görme engellilerimiz için ne anlama geldiğini bir kere daha anlamış oldum. Ancak bu sadece vali olarak benim, kaymakamların, mülk idare amiri olarak belediyelerin, siyasilerimizin görevi olmasının yanında tüm halkımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Az önce gelirken de bir takım yerlerde gördük. Esnaflarımızın o ürün tezgahlarını daha öne çıkarmaları, hakkı olmayan yerlere kadar çekmeleri, tabelaların yanlış yerlere, reklam tabelaların konulması, bazen bir aracın gelip de o noktaya park etmesi hayatlarının ne kadar zorlaştırdığını hepimiz gördük. Hepimiz bir engelli adayız. Evet. Hepimizin ailesinde, çocuklarında, sülalesinde bu sıkıntıdan muzdarip insanlar var. Biz hayatlarını bazen kolaylaştırmak istesek de beceremiyorsak da bari zorlaştırmamamız gerekiyor. Esas olan şey arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak. Burada görme engelli dostlarımızla hep birlikte bir farkındalık yaşatmak amacıyla böyle bir çalışmaya katıldık. Ben her şeyden önce böyle bir çalışmayı bizlere hatırlatıp fırsat verip eksiklerimizi de görme imkanını sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bartın'da olan maden ocağındaki çökme nedeniyle olan kazadan dolayı ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Ailelerine sabırlar temenni ediyorum. Aynı zamanda burada eksiklerimizi görüp telafi etme yönünde engelli yavrularımıza, canlarımıza gereken çalışma yapacağımızı ifade ediyorum. Yine aynı şekilde 3 Aralık Engelliler Günü'nde bir farkındalık oluşturmak ve sadece engelli dostlarımıza bir etkinlik yapmak amacıyla Orhan Akalmaz'ı getireceğimizi, burada birlikte de bunların isteklerine cevap vermiş olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun diyorum.